kendi duygularımla bir iki cümle söyleyeceğim. Arkadaşlar, bu güzel olayın müsebbibi sizsiniz. Her şey sizin elinizde. Bunun devamını istiyorsanız yenilmeyeceksiniz arkadaşlar. Kural bu. Mehmet bir de bu Van maçını anlattın mı yavrum bunlara? Anlat. Gayret, azim, inanmak her şeyin üstesinden gelir. Van maçında da verilmiş golü iptal ettirmiş bir genel kaptanınız olarak konuşuyorum. O yüzden bu işin en güzel tarafı galibiyeti yapın. Bende çok renkli anılar var. Sizlere en güzel eğlenceleri ben tertip edeceğim. Bekir abi, Bekir Atılgan olarak söz veriyorum. O top gerçekten nereden çıktı? Mehmet'e sordum. Gol daha abi dedi. Filenin altından çıktı. Vallahi bizim filede bir şey bulamadık. O top o fileden nasıl çıktı? Şimdi çok kısa gidiyor. Anlatayım da kulübedekiler oturmasın. Kulübe çok önemlidir. Sevgili Enver kardeşim o görevi de çok güzel layıkıyla yapıyor. Van'la 0-0'dı değil mi? Devam ediyoruz ama çok büyük bir yağış var. Kar yağışı var. Kar yağışı var. Yerliler saha sırılsıklam. Galede de Mehmet, ben de kulübedeyim. Bir kontratak tak. Golü yedik. Golü yedik ama top dışarıya çıktı. Kafayla. Ayakla ayakla başkanım. Top dışarı çıktı. Yan hakem bayrağı aldı, boşuyor ortaya. Orta hakem yan hakeme baktı. Golü verdi. Ben kulübeden hemen basketbol oynadım hepiniz biliyorsunuz. Hani fake atarsın ya. Yan hakemi durdurdum. Durmuyor. Önüne geçtim dedim. Dur dur dedim, senin hakemliğini bitir. Durdu. Dedim ya, hatırlarsanız fileye gider kontrol eder yan hakemler değil mi? Yırtık var mı, şey var mı diye. Dedim fileyi kontrol ettin dedim. File sağlam. Gol değil, sen yanlış gördün dedim. Tak orta hakemi çağırdı. Şeye koştuk. Ben de peşlerinden koştum. Vanlılar gitti, fileyi şey yapacaklar. Ben Mehmet dedim ki yedim mi la golü dedim. Golü de abi dedi. Ama biz hakemin o fileden yaptığı hareketten dolayı tutturduk. Ve geldik yan yana, o gol iptal. Tabii biz tribünlerde kahraman ilan edildik. Ha bunun 4-1'de o maçı kazandık. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizin yaptığınız iş hakikaten çok güzel, eğlenceli. Hem eğleniyorsunuz hem para kazanıyorsunuz. Ben de size, bu kardeşlerime güvenerek diyorum ki bu galibiyet serisini devam ettirin. Size en kral eğlencenin dibine vururum. Fuat da oradan bakıyor, bilirler. Siz kazanın, beni arattırın kaptanınıza. Tamam mı güzel kardeşlerim? Allah yardımcınız olsun. Sayın futbol büyüklerimiz, sayın eski kulüp başkanlarımız, Fileniz Kurumuzun değerli teknik direktörü ve yönetiminde görev alan, teknik heyette görev alan sevgili kardeşlerimiz, özellikle Emre Urlancı Reyci Bey, kardeşlerimize yardımcı olanımız ve çok kıymetli değerli sporcu arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Basın mensuplarının, Tokat Basını'nın yıllarca Tokat Spor'a vermiş olduğu desteklerden dolayı ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Basın mensupları olarak sizler iyi ki varsınız. Her zaman bu kulübün yanında olduğunuz, sporun yanında olduğunuz desteklerinizden dolayı ben şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca Sami Başkanımızın bu nazik davetini bize sunduğu zaman çok iyi bir Fenerbahçe bulmama rağmen, biraz önce kendisiyle paylaştım. Tokat'ta beni buraya getirebilecek bir iki kişiden birisi kendisiydi. Ve ben bu daveti icabet ettim. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Tabii şimdi çok şey söylemek, çok şey anlatmak değildir arkadaşlar. Biraz önce Osman Başkanımın dediği gibi sahada son sözü sizden söyleyeceksiniz. Ve bugün buradaysanız ve bu birliktelik varsa inanın ki bunu sağlayan başta sizlersiniz. Bizi bu ortamı yaratan yine sizlersiniz. Siz olduğunuz sürece biz her zaman buralarda olacağız. Çok fazla ben lafı uzatmak istemiyorum. Birçoğunuzu zaten babalarını, birçoğunu değil mi, birkaç tane arkadaşı zaten tanıyorum. Sakatlıklardan uzak, sezon sonunda inşallah birinci olarak bitirip ve playofflara kalarak ve o maçı da geçerek Tokat Spor'un, Tokat Futbolu'nun arzu ettiği tekrar profesyonel ligde sizleri görmek istiyoruz.
Gerçekten buradaki ekibin arkadaşlar çok emeği var. Yani öyle bir sezonlar geçirdik ki Fahri Başkanımız ve Artvin, bir anekdot anlatayım ve bitireyim. Artvin Hopu maçı oynuyoruz. Dakika 89, 1-0 galibiz. 90'da bir gol yiyoruz. Maç 1-1 oluyor. Maç 1-1 olduğu zaman biz küme düşüyoruz. Ve biz protokolda beraberiz. 90+2'de Yasin Emre diye bir sporcumuz var. Vuruyor, gol oluyor. Ceza sahası dışına ve biz maçı 2-1 alıyoruz. Fahri Özgen Başkanım iptal olduğu için Vali Bey geliyor, kolonyalar geliyor falan. Tabii kendisi aile dostum. Ben arabayı aldım, kendi arabama geziyoruz. Arabayı yumrukluyor. Abi ne oldu, küme düştük. Ya Fahri Başkan, biz maçı aldık, biz küme düşmedik. Daha araklı maçımız var, sıkıntı yok falan. Abi nasıl olur, küme düştük falan. İnanın 1,5 saatte kendisine getirdim. Bir Buracak maçı dönüşümüzde arabaya bindik. Geliyoruz, Buracak maçı dönüşünde geliyoruz. Kendi sürüyor arabayı. Ama bir geliyoruz ki, ölümüne geliyoruz, yenildik tabi malum, kendisine başka. Giresun'un girişinde bir tane köpeğe vurdu, araba pert. Arabada 4 kişiyiz. İlk çözüm ne oldu biliyor musun arkadaşlar? Başkanım rahatladın mı dedim. Oh dedi, çok şükür dedi. Allah'tan bize bir şey olmadı. Yani böyle geldik, böyle biz bu kulübe sahip çıkıldı. Bütün arkadaşlarımız emeği hepsinin fazladır da, ben hatırladığım kadarlarını söylüyorum. Dediğim gibi çok da zamanınızı almak istemiyorum. Allah size sakatlıklardan uzak bir sezon diliyorum dersin. Hepinizi gelecekte daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Buralar sizin için bir basamak olsun istiyorum. İnşallah çarşamba maçından da hayırlı bir neticede gelirsiniz ve bu camiaya güldürürsünüz. Ayrıca Sayın Başkanım'a çok çok teşekkür ediyorum bu yardımlarının dolayı. İyi akşamlar diliyorum. Kıymetli kulüp başkan arkadaşlarım, kıymetli hocam, değerli sporcu kardeşlerim, yıllardır gördüğüm aynı yüzler, kıymetli basınımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Mustafa abi güzel şeyler anlattı. Biz geçen hafta kendi kendimize şöyle bir söz verdik. Biz bu takımın yanında olalım, beraber olalım. O günkü davetimize kıymetli kardeşim de hemen sağ olsun el attı. Biz o zamanki verdiğimiz söz gibi aynı sözümüzün arkasındayız. Sonuna kadar, nereye kadar varsanız biz oraya kadar geleceğiz yanınızda. Allah nasip kısmet ederse. Bu haftaki skorla ilgili de şöyle söyleyeyim. Bu benim şahsi fikrimdir. Ben 90 dakika artı 9 dakika topa saldıran hepinizin alnından öpüyorum. Ben o maçı orada öyle seyrettim. 80'i yok, 90'ı yok. Futbol budur kardeşim. Ama önemli olan sizin yaptığınız şeyler. Nedir bu? 88. dakika, 98. dakikaya kadar koşan bir takım gördüm. Oradaki o sevinci gördüğüm zaman tüylerim diken diken. Şu anda bile o heyecanı yaşadığım zaman garipleşiyorum. Yani hepinizi şahsınızla orada döktüğümüz her tel helalı hoş olsun sizlere. Ben bunu söyledikten sonra bir de şunu söylemek istiyorum özellikle. Biz futbola çok uzak değiliz. Geçen konuştuğumda da aynı şeyi söyledim. Biz bir şeyleri görebiliyoruz demiştim. Sami kardeşimizle yıllarca bu kardeşimizle Tokatspor hizmet etti. Biz birinciliklerden döndük. Sağ olsun Sami ile çok güzel yıllar yaşadık, güzel günler yaşadık. Bize güzel hizmetler etti Tokat'ımıza, futbolumuza. Sağ olsun bugün de Allah razı olsun hepimizi yine bir araya getirdi. Ben bundan dolayı da kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Tabii dün aklıma bir şey geldi. Onu da sizlerle paylaştık. Nasip olursa inşallah size galibiyet anlamında da hocam Allah sizden de razı olsun. Takımımızı her daim dik tutun. Biz de ufak da ben size bir prim vereceğim Allah nasip ederse. Hocam kendisi açıklar rakamını şunu bunu. Burada önemli olan şu. Azımızı çok bilir ama gönlümde olduğunuzu hissettirmek istiyorum. Hepiniz benim gönlümdesiniz. O sahada koşan herkes gibi ben de koştuğumu düşünüyorum futbol sahada. Belki beni çok iyi tanımıyorsunuz ama işte Enver abi, Vecdi hocam biz yıllarca bu takıma hizmet ettik Tokat Spor'a. Sizi de ben Tokat görüyorum zaten, Tokat Spor'sunuz.
Belediye de bizim belediyemiz. Ve ben bir önceki hafta söylediğim aynısını tekrar söylemek istiyorum. Bu kulüp Tokat'ın kulübü. Herkes bu, bizim geçen haftaki başlatmış olduğumuz kervana herkesin katılmasını istiyor. Para verir vermez. Ama işte bu organizasyonlar ne kadar çok olursa bu arkadaşlarımız o kadar kendilerini güçlü hissederler. O güçlerinden de inşallah yarın sahada yine güzel bir sonuç her aldıklarında statta şöyle bakarlar, bu abilerimiz nerede? Onlar da bize şükran ve minnet duyarlar. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Allah nasip ederse inşallah çarşambada da maçınızı izlemeye gelmeye gayret edeceğim. Elimden geldiği kadar. Orada da sizden net güzel bir galibiyet. Kimdi? Bu hafta bana skor sordu. 1-0 olsun bizim olsun. Ben derdim bu kadar. Tamam mı? Futbollar güzeldir bu. Bir de oynayamadan kazanmak da çok önemlidir. Biz yine oynadık. 96+6'da böyle. Ben başka söyleyecek bir şey yok herhalde. Hepinizle çarşamba maçında galip edeceksiniz. Tamam mı? Yani bunu sözünü alalım mı hocam? İnşallah. Alalım. En son kaptandan alacağız başkan. Peki. Biz bunu sözünü sizden istiyor. Kaptan. Tamam mı kardeş? Evet, tamam. Peki. Hayırlı akşamlar. Birbirinden kıymetli dün de bugün de gönül bağıyla bağlı olan kıymetli Tokat Spor Başkanlarımız. Çok değerli duruşuyla bize güven veren, rakiplerimize de korku veren kıymetli direktörümüz. Ve birbirinden değerli birlik, beraberlik ve takım ruhunu oluşturan siz değerli futbolcu kardeşlerimiz, güzide basın mensuplarımız. Sami Ülkü Bey'in vermiş olduğu moral yemeğine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen hafta Fahri Başkanımız bu nazik ziyafeti vermişti. Bu hafta da Sami Başkanımız verdi. Özellikle hasreten teşekkür ediyoruz. Eyüp Başkanımızın sizlere selam var. Ankara'da partimizin programından dolayı 2 gün il dışında olacağından dolayı katılamadı. Ama gönlü sizlerle birlikte olduğunu ve selamımızı iletmesini söylemişti. Üzerimizde kalmasın. İsmet Yiğit ve Mehmet Elibol Bey de sizlere düşündüğü için grip ikisi de takıma da bir zarar vermeyelim. Kimseyi de etkilemeyelim diye katılamadılar. Onların da selamları var. Bu üzerimizde kalmasın. Biz siyasetçiyiz belki. Çok söz söyleriz ama son söz sizin. Ama son dakikaya bırakmayın. Sizden tek ricamız bu. Bu şehir size güvendi. Bu şehir sizin arkanızda. Tokat hiçbir gelen misafirini, sizler de il dışından olan arkadaşlarımız da var. Hiçbir misafirimizi yüz asık bir şekilde bu şehirden uğurlamadı. Sizlere çok güveniyoruz. Sonuna kadar yanınızdayız. Maddiyat tabii ki önemli ama maneviyat bu şehrin özünde olan bir duygu. Bunu da sizlerin yansıttığı kanaatindeyiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dinliğimizi bozmasın. Amin. Asla sakatlık vermesin. Sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Tek arzumuz bu. Biz gereğini yaparız arkadaşlar. Bundan şüpheniz olmasın. Siz de durmanız gereken yerde durun. Bize bu yeter. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam, teşekkür. Saygıdeğer antrenörümüz, değerli futbolcularımız. Spor bir şehrin kalbi. Hepinizden iyi siz yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Daha çok gençsiniz, göreceksiniz neler olacak. İnşallah ufkunuz açılacak, Allah nasip edecek, süper liglerde oynayacaksınız. Hedefi olmayan bir insan hiçbir şey yapamaz. Önce siz hedef koyacaksınız. Bu hedefi Tokat Belediye Başkanlığı olarak geçen gün tesisleri gezdim. Saygıdeğer müdürümüz gezdirdi. Hakikaten profesyonel bir takımda olması gereken her şey Tokat Belediye Pilerine Spor Futbol Kulübü'nde var. Antrenörümüz değerli bir hocamız. Sizin başarmamanız için hiçbir sebep yok diye düşünüyorum. Ercan hocam zaten biraz açıkladı. Kulüp başkanları biz Tokat Spor'da başkanlık yapmış ağabeylerimiz olarak hakikaten biz çok zor şartlarda kulüp başkanlığı yapan arkadaşlarız burada. Yani sadece böyle biz, belediyemiz bizim bunun onda biri bize sahip çıksaydı biz Tokat Spor'u nelerlere götürebilirdik. Ama o günkü şartlarda olmadı. Şartlar öyleymiş. Biz hamama girdik ama hamama odun atıp suyu ısıtan olmadı. Terletmediler bizi. Birazcık
değerli başkanım Sami Bey bu işte hep gördüğüm kadarıyla bizden artısı olan bir kardeşimiz. Başarılı bir sezon geçirdi. Tokatspor'u Fenerbahçe ile Galatasaray ile yani Süper Lig'de oynayan takımlarla kupa maçlarında olsun Tokat'la yarıştırmaya çalıştı. Bu da kolay bir iş değildi. Ekonomik yönü vardı, manevi yönü vardı. Onu göğüsledi. Kendisini burada tebrik ediyorum yaptıklarından dolayı. Sayın Özgen de daha sonra bazı çalışmaları var. Çok başarılı geçti bu dönemde. Diğer kardeşlerim de hepimiz de kendi imkanlarımız dahilinde Tokatspor'a bir şeyler vermek istedik. Ama bugünkü şartlar hakikaten hazırlanmıştır. Biz hamamın odunlarını atıyoruz. Tokat Belediyesi bu işin önderliğini yapıyor. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz burada. Odun suyu ısıtıyor. Terleyeceksiniz. Neticesinde de hakkınızı alacaksınız. Şampiyonluğu bu şehre hediye edeceksiniz. Sizlere güveniyorum. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Ben şimdi nereli olduğumu söylemek istiyorum. Bu tarafta Tokatspor başkanları, Tokatsporlar. Tokatspor kurulduğu zaman da ilk yerli teknik direktör. Şimdi ne diyeceğim? Ben burada Tokatsporlu bunu diyeceğim. Şimdi de gazete sütunlarında yine gündemi değerlendirmeye çalışıyorum. Altyapıda futbol okulu çalıştırıyoruz. Futbolcu yetiştirmeye gayret ediyoruz. Futbolcular var. Yine onlarla çünkü çok mutlu olduğumu anladım ben. Kendime baktım nasıl? İçki mi içeyim? Bir yere mi gideyim? Baktım ki o çocukların yanında mutlu oluyorum. Onlarla devam ediyoruz. Yine bizim kulübümüzün altyapısında da eğer 18 yaşı falan olursan orada da çok iyi elemanlar falan. Hep yine onlar bizim çarkımızdan çıkan adamlar. Ben de lafı uzatmayı sevmiyorum. Futbolculara biliyorum sıkılacaklarını bu laflarla. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Arkadaşlar Tokatspor'dan sonra ilk kıvılcımlı olay bu sene başlamış durumda. Biz şuna inanan adamın bu camiaya yani Tokat camiasına bir profesyonellik gelmedikten sonra burada futbol olayının öleceği kanaatindeyim. Amatörden sonra mahalle arasından sonra dağlara. Onun için ben bilhassa şimdi görev alan arkadaşlarımıza, kulübümüzdeki futbolcularımıza, yöneticilerimize bu olayı Tokatspor'un, Tokat futbolunun ileride kurtulacağı ümidiyle gayret edip, mücadele edip ne gerekiyorsa bütün arkadaşlarım ifade ettiler. Her şeyde de gayet de ben ne oldum. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben senelerden bu tarafa burada oturan, burada bu işi takip eden biriyim. Hem futbol adamı olarak, hem teknik direktör olarak, hem de gazeteci olarak. Geçen seneden bu tarafa, bu ülkemizde, yani Tokat demek istiyorum, ilk defa bir profesyonel olgu içerisine giden bir şey gördüm. Ben bundan da memnun oldum. Pek laf uzatmak istemiyorum. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Arkadaşlar, ben yine kendimi futbola avutmak için gazete köşelerinde de bir şeyler yazmaya gayret ediyorum. Bildiğim kadarıyla. Futbolcu kardeşlerim, o bölümde ben sizlere tenkit falan herhangi bir konu değil. Sadece uyarı. Bizim yapmak istediğimiz uyarıdır. Böyle bu şekilde de eğer bu uyarılarımız falan makbule geçerse o mutlu olacağız. Ben çok istikrarlı bir yolda gidiyoruz. Bu yolun devamı çok önemli. Şöyle veya böyle. Şu anda hemen hemen başla beraber gidiyoruz. Bu istikrarımızı devam ettirmemiz lazım. En önemli konu bu. Yani en önemli bence futbolda en önemli konu bu. Ben Sami Bey buraya bizi davet ettiği için teşekkür ediyorum huzurlarınızda ona. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve futbolcular için her şey söylendi. Ben de onlardan başarı bekliyorum. Sizlerle beraber aynı başarıyı gazete sütunlarında, laflarda, şunda bunda yapacağım. Hepinizin de gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Lise, yükse okul. Bunların hepsinde görev yaptım. Eğitimcilik yaptım.
Onun için olaya eğitim yönünden bakarım. Spor eğitimin en güzel kollarından birisidir. Şimdi gençlerimize diyeceğim ki, onlar belki dinlemişlerdir ama belki bilmezler. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Fransa'da bir güreşe çıkıyor. Kurtdereli önüne geleni yeniyor. Bu arada öteki pehlivanın taraftarları diyorlar ki bizimkilere, ya söyle de işte biraz birdenbire yenmesin, biraz işte oyalasın falan filan. Bir doktor da Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a diyor ki, ya işte biraz durumu idare et falan filan, o da olur diyor. Fakat öteki pehlivan Kurtdereli'ye dalış yapıyor, şeyler yapıyor. Kurtdereli en sonunda şöyle dönüyor. Doktor, doktor diyor, benim arkamda Türk milleti var diyor. Adamı aldığı gibi mindere saplıyor. Şimdi benim Tokat sporlu sevgili futbolcu kardeşlerimden bir şey isteğim var. Siz arkanızda sürekli Tokatlıları görün. Onların desteği sizinle, sizin de gönlünüz onlarla olsun. Onlarla gönül birliği olduğunuz sürece mutlaka başarınız gelecektir. Ondan endişem yok. Ercan Bey ile ilgili bir anekdot anlatacağım size. Çorum'da Milli Eğitim Müdür Yardımcısıyım. Çorum'un efsane belediye kulüp başkanı vardı. Belediye başkanlığı yaptı 20 sene. Doktor Turan Kılıççıoğlu. Tıp doktoruydu. 20 sene aralıksız belediye başkanlığı yaptı. Tokatspor'un da Çorum Spor'un da başkanı. Stadyumun da adı o. Ben de o zamanlar Çorum'da Milli Eğitim Müdür Yardımcısıyım. Bir gün bana dedi ki, bizim şeyde öğretmen okulunda sağlık bilgisi derslerimize gelirdi. Onun için de beni çok yakın tanıyordu. Bana dedi ki, Hayrettin bir gün seninle Tokat'a gidelim dedi. Hayrola abi dedim, ben de abi diye hitap ederdim ona. Ya dedi, Ercan'ı dedi, aynı cümle böyle, kusura bakma Ercan Bey, Ercan'ı rica dedi. Rica ederim, ya, yok. Ercan'ı dedi, o zaman Tokat sporun, Çorum sporun başına getirmek istiyorum dedi. Sami dinliyor mu bunu? Efendim? Ben de Çorum. Ben de dedim ki, abi dedim bir araştıralım da, ondan sonra dedim gidelim. Olur sen araştır dedi. Ben Ercan Bey ile ilişki kurdum. Ercan Bey'in verdiği cevap aynen şu. Tokatlı git demezse ben gitmem dedi. Ben de gittim. Turan abiye dedim ki, abi dedim Ercan Bey diyor ki Tokatlı gitmezse, git demezse ben gitmem diyor dedim. Şöyle baktı. İşte dedi, bizim bir Ercan'ımız yok dedi. Çorum'un bir Ercan'ı yok dedi. Tokat'ın böylesine bir Ercan'ı var. O bende anıdır. Kendini gördüğü zaman hep kendisini de saygıyla anarım. O olayı da gönlümde tutarım. Burada söylemek istediğim şu, büyük Atatürk'ün sözü. Sporcunun çevik, zeki ve ahlaklı olanını severim diyor. Ben eğitimci olduğum için biz de sizden bunları bekliyoruz. Tokat Spor'da oynadığınız sürece arkanızda mutlaka Tokatlı'yı görün. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgiler diliyorum.